Küre Eyüboğlu abimizle beraberiz. Aslan Bülbül kardeşimizin mekanında tevafuk oldu. 30 yıl mı abi? Yardımcı. Ya yardımcı şey asistan. Kaç yıldır kemenceyle uğraşıyorsunuz? 30 yılı geçti ama hatırlamayız işte abi. Kemence yapıyorsun, ustalık var ama çalmada çalıyorsunuz değil mi? Çalma zaten çalamasan, şimdi adamın birisi gibi isim vermeyeyim de ben kemence yaparım ama çalma çalamayırım. Öyle yok. Az bir şey çalacaksın ki onun ayarını yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Bir Ali amca vardı çalmada, zurna çalıyordu. Yapıyordu, pardon zurna çalıyordu ama asla horon oynayamıyordu. Ha. Horon oynatıyor, kendi oynayamıyor. Oradan geldi aklıma da o yüzden sordum. Var öyle sanatçılar. Var yani o şimdi onun tam profesyonel çalıcılar gibi uğraşsan o zaman kemenceyi yapamazsın. Abi kemence nedir senin için? Böyle duygusunu anlatmaya kalksan 2-3 cümleyle. Kemence Karadeniz'e has bir enstrüman. Ama tabii ondan her türlü şey müzik çalınır. O ayrı, o yetenek meselesi tabii. Çalanlar için söylüyorum. Ama Karadeniz'e yerleşmiş, Karadeniz'in logosu, sembolü olan bir enstrümandır. Peki eskilerle yeni karşılaştırırsak mesela, benim de yaşım 50'ye vardı. Ben de mesela közlem yapıyorum, çekim yapıyorum, bazen de közlem yapıyorum. Eskiden de duygular, çalanlar için, söyleyenler için biraz daha farklıydı. Son dönemde biraz daha farklılaştı. Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Aa bak çok güzel bir konu. Şimdi eskiden tam yöreseldi. Duygusaldı. Şimdi adam ondan, az önce söyledim ya, kemence bir enstrümandır. Ondan her türlü yetenek olduktan sonra müzik çalabilirsin. Ama şimdi macera arıyorlar. İşte o çalanlar için değil söylüyorum. İster kızsınlar, ister adam şey gidiyor mesela Tokat yöresinin müziğini çalar. Tamam çalarsın ama kemence Karadeniz'e mal olmuş bir enstrüman. Onu çal. Sonra yöresel söylerken bazı kemencilerde yetenek vardır. Hem çalar hem söyler. Bazıları da bizim aslan gibi çalar ama söyleyemez. Şimdi adam türkü söylüyor. Geliyorum gidiyorum. Ya Karadeniz'de geliyorum gidiyorum var mı? Bak bunu en güzel temsil eden İsmail Türüt'tür. Sevmem ama adam hakkını veriyor yani. Karadeniz yöresel müziğini söylerken Karadeniz şivesinden de söylüyor. Harmanlıyorum. Ne kadar güzel işte. O, öyle olacaksın abi. Şimdi adam kemence çalıyor, bir de bakarsın git dön işiye. Pop müziği çalmaya, efendim şey, ya çalarsın, çalarsın ama... Sözlerin bir değeri olması lazım. Mesela geçen, sağ olsun tabii. Aslan'a söyledim, oy Trabzon, Trabzon senden ayrılacağım, var ya mesela. Ne güzel, var. Ya kimse çalmıyor, halbuki o kadar güzel melodisi var, sözleri o kadar güzel ki. Söylüyorum da mesela adam, yani sanat müziği gibi müzik, ya burada biz çok dinliyoruz ya. Adam şimdi kemence çalıyor, bir de bakarsın ya... Senin sanat müziğinden ne işin var baba, sen tamam çalarsın. Mesela bak Göreli'de öyle sanatçılar var ki, kemence sanatçıları, adam makam olarak çalıyor. Mesela Hicaz makamı, Sabah makamı falan. Bazıları da ben makam çalıyorum diye bulaştırıp bırakıyor işte, işin kaçıyor macera tarafına diyorlar. İşte sizin dediğiniz gibi, yani yöreye tam oturtturacaksın şeyi, kemenceyi. Hakkını öyle vereceksin. Peki mesela ilk defa kemende çalmak isteyenler mesela, genelde gençler de oluyor. Ne yapmalarını önerirsin sana? Bu çok uzun bir mevzu, çok da dertli bir mevzu. Şimdi ben bir isim söyleyeceğim, kimse onu hatırlayanlar hatırlayacak. Mesela Alain Delon, mesela John Wayne, kovboy filmlerinin büyük artisti. Bir toplumda bahsedilse bu adamlardan, hemen öteki der ki, ya bizim mahallenin şahidi ya. Ya herif Amerika'nın adamını sen nasıl getirirsin, Arapil boyunun uşağı yaparsın yahut Yeni Cuma'nın uşağını yaparsın falan. Yani o kadar saçmalıklar var ki işinizde. Şimdi mal etme olayı. Madem ki kemenceyi sen kendine mal ediyorsun, niye bunun şeysi konservatuvarda yeri yok, enstrümandır diyorsun. Ondan sonra uyanıklar var. Ben çok onlarla mücadele ettim. Şey yapıyor, gidiyor alıyor o hediyelik eşya satan mağazalardan süs kemencelerine, o duvara asılan kemencelerden siz getiriyor talebelere artık fiyatını da tahmin edersiniz demeyeyim ben gene. İşte güya ya sen kemence çalarsın. Tamam mesela çalar. Şimdi
üniversiteden mezun olan bir öğretmenle üniversiteden mezun olan bir şeyi düşün. Mühendisi düşün. İkisi de üniversite mezunu. Ama şimdi mühendis öğretmenlik yapabilir mi? Hepsini kendi uzmanlık alanında. Mümkün değil yani. Şimdi sen kemence çalıyorsun ama senin öğretmen kabiliyetin yok kardeşim. Sen öğretmen olamazsın. Değilsin de zaten. Ne veriyorsun o talebelere? Hiçbir şey. Niye açmıyorsun o zaman konservatuvarda kemenceye yer vermiyorsun? Ha, kemenceye yer verirsen konservatuvarda kemence ustaları 3 tane daha, 5 tane daha fazla kemence mi satacak? İlgisi yok. Ama o ki kendine mal ediyorsun, o zaman hakkını da vereceksin mi kardeşim? Zaman... Kemence Rumlardan kalmadır bize. Benimdir deme. Eğer benimdir diyorsan o zaman konservatuvara koyacaksın. Bak mesela Rumlarda, konservatuvarda ama Rumlar da, Yunanlar da değil. Konservatuvarda yeri vardır kemencenin. Oradaki talebelere verilen kemencelerin hepsinin notaları aynıdır. Şimdi git, ben sana yer söyleyeyim. Git orada bak, birisinin sesi başkadır. Öteki talebenin elindeki kemencenin sesi başkadır. Bilmem ne, sen ne öğretiyorsun size? Yalandan yere parasını alırsın. Peki ilk defa çalmak isteyen gençler nereden başlaması lazım? İlk defa çalmak isteyen gençler bir kere eline profesyonel kemenceyi alacak abi. Yani kaliteli ilk başta kaliteli kemence lazım. Öyle tabii yani. Öteki türlü hediyelik aşağı satılan şeyler de var o kemenceler. Yani. Güzel de yapılmışlar. Duvara asılacak ya onlar. Hı-hı. Güzel görülsün diye. Kaliteli kemence alacak. Yani profesyonel, kaliteli değil mi ama profesyonel kemenceyi alacak. O kemence o zaman ona öğretir o kemence çalmaya. Yani uzun süre uğraşacak onunla değil mi? Sonuçta... Hani kabiliyet de tabii önemlidir burada. Kabiliyet olması lazım. Yoksa çünkü öğreteni yok yani. Okulu yok. O zaman bize iyi bir kemence anlat abi. Ne yapayım bir daha? İyi bir kemence hangi nasıl olur onu anlat bize. Hangi ağaçtan yapılır, nasıl olur, nasıl gider? Şimdi enstrümanlar için özel ağaçlar vardır. Enstrüman yapımı. Mesela çam ağacından, mesela kavak ağacından diyelim saz olmaz, kemence olmaz. Onun için tabi bunlar yılların tecrübesi. Özel ağaçlar vardır. Mesela erik ağacı vardı, tut ağacı vardı. Şimdi eskiden yoktu. Şimdi ithal ağaçları vardır. Çok güzel satılıyor onlar. İşte o işlerle ilgilenenler satıyorlar da. Enstrüman ağaçları bunlar. Enstrüman yapımında kullanılan ağaçlar. İşte hangisinden yaparsan yap. Gerisi ustanın mahareti. Profesyonel çalışan usta. Onlar da enstrüman yapar. Zaten profesyonel enstrüman yapan bir usta öteki ağaçları kullanmaz. Olmaz çünkü. Ben geçen sene denk geldim. Çok da güldük ona. Bizim karşıki köyde bir tane abi ahşap ustası. Bir tane kemenceye bakarak aynısını kendi yaptı. Bak bir sürü vida kullandığında. İçinde bir tane direkt kullanıyor. Arkadan onu da vidalar diyor ama aldı geldi döne abim azıcık anlıyor. Bu dedi yaptım ama aynısını yaptım bu dedi. Çalmıyor dedi ya. Ona o zaman o kabara kullanacaktı. Vida değil de eskiden kabara vardı ya bilirsin. O zaman çalardı. Başka? Kemence öttüren kapaktır değil mi? Şimdi Aslan kardeşimizle de konuştuk. Anlattı bize. Tabii kapağın çok fonksiyonu vardır. Ama kasanın da tabii. Bunlar ikisine bağlı. İkisine eş değerdir zaten. Hani kasayı güzel yapamazsın da. Yani ölçüsünü, ayarını veremezsin de ona istediğin kadar güzel kapak koy, o ötmeyecekse ötmez. Ötmez yani, ötmeyecekse ötmez demeyelim de ötmez. Yani kapakla kasa birbirine orantılı olacak. Hangi seste kemence yapacaksın? Mesela do sesinde, sol sesinde, la sesinde kasayı ona göre ayarlayacaksın. Kapağı da ona göre o kasaya atacaksın. Yani ikisi birbirine orantılı olmazsa olmaz zaten. Sesi bulamaz. Peki bize buyur. Geçmişteki büyüklerimizden rahmetli olmuş olanlar da olabilir. En çok beğendiğin 3-4 tane isim söyle böyle. Şunlar çok güzel beğeniyordu falan diye isim verebilir misin böyle? Kemence'de üstad olmuş. Şimdi onlar kemenceyi yaşatmışlar. Yani bir kemence diye bir enstrüman var diye yaşatmışlar. O zaman ilkel zamanlar, ilkel çalışmalar yapmışlar. Mesela yani kaba konuşmuş gibi onlara saygımız sonsuzdu da. O zaman böyle aletler, makineler, cihazlar yoktu. Ölçüm cihazları yoktu. Şöyle çalan diyorum. Çalıp söyleyenler var ya eskiden böyle. Mesela ha, sıralama işte, yapsan mesela. Senin de mutlaka sevdiğin, beğendiğin böyle. Onun gibi mesela. Şimdi ben Trabzonluyum ama ben en çok Görele yöresinin sanatçıları şeyim. Şadıp Şadıp mı vardı orada? Türkü söyleyenler. Hı-hı. Hepsi aynıdır onlar.
Mesela Yanıklı Ahmet var mesela. Ben hala YouTube'dan izlerim böyle bir. Kenarda çimende oturuyor mesela. Çok farklı bir çalma stili var. Ya tabii tabii yani herkesin, her yiğitin yoğurt yiyişi ayrı ayrıdır. Yani bunu derken bizim Akçabat'ın, işte Maçka'nın, diyelim Sürmenen'in, kemencilerini tabii dışladığımız yok. Onları da sanatçı güzel. Hepsi güzel tabii. Tabii. Ben eskilerden tabii diyorum genelde. Ama ben yani en çok onlarınkini seviyorum. Yani onlar beni kemencede olsun, türküde olsun doyurirler. Ama bu yanki mesela Akçabat'ın meşhur kemencecileri var, meşhur türkü söyleyenleri var, işte Maskan'ın var, Tonya'nın, yani Karadeniz'in hepsinin güzelliği ama. Bu şal pazarlar mesela, bu Honafter'de çok güzel yapıyorlar. Böyle yere çömeliyorlar, üstte kemencesi ama türkü söylüyorlar, türkülerine dikkat edin, türkülerinde güzel bir anlam var, ahenk var, işte o, aşağılama yok, ya, kötü söz yok. İşte onun için ben o tarafı daha çok seviyorum. Onlar tam oturtturuyorlar. Yani türküyü uyduruyor ama saçma sapan uydurma yok. Yani o duyguyu ve herhalde geçmişi de böyle öyle güzel şiir gibi ya, diziyor onu ki. Var bizim burada bir arkadaş var. Ya türkü söylüyor. Adam Çaykaralı. Göreli yöresinden çalıyor. Adam öyle bir türküleri ezberlemiş ya, oranın türkülerini. Ya insan ister istemez duygulanır yani. Kemence azıcık çalabilir misin bize? Yok. Melodi olarak olsa. Ben çalarsam herkes ağlar. Onun için oraya girmeyelim. Aslan'a biraz aslan çalar. Tamamdır o zaman. Senin var mı böyle bir gençlere önerim? Şimdi gençlere önerimiz var ama abi neye önereceksin? Şimdi onları yönlendirecek bir mekan yok, bir okul yok, bir profesyonel öğretici yok. Ne önereyim ona şimdi ben? Kendi kendine ne öğrenirse kardeşim, bitti. Türkiye'deki yani Karadeniz'deki kemence sanatçılar öyle. Hepsi öyle zaten. Yani kimse bir okuldan gidip de bir şey öğrenmiyor ama git Yunanlılara bak, adamlar okuluna gidiyor, her şeyi de biliyor. Benim esas mesleğim şoförlüktür. Kamyonculuk mu? Kamyon, tır, otobüs, yani hepsinde çalıştım. En son işte Ulusoy'dan bıraktık ama kamyonculuk İran zamanı yaptım. Orada iflas ettik, hatırlarsın belki İran. O meşhur olduğu dönem. Bir kesildi. Bizim şoförlerimizin iyiliğinden dolayı. Ondan sonra döndük otobüse. İşte o İran zamanı kamyon vardı, iflas ettim. İşte Allah razı olsun, benim dönem arkadaşlarım, okul arkadaşlarım yani o zaman belli bir yerlerdeydiler. Gittim ona dedim, onlara dedim ki ya ben iflas ettim, beni alın abone yani, belediyeye alın beni. O zaman öyle KPSS öyle bir şey yoktu biliyorsun. İşte sağ olsun, Allah razı olsun, aldır beni belediye, emekli olduk orada. Ve bir gün dedim belediyede ki... Belediyede mi otobüs şoförlüğü yaptın? Hayır. Belediyede makam şoförüydüm. Makam şoförü. Makamlar arkadaşımızdı yani. Bana şimdi orada beni başka... Maçka Belediyesi mi? Yok. Trabzon. Büyükşehir. Tamam, tabii, anladım. Karakuluş dönemi girdik. Bu Asım Aykan dönemi... Emekli oldum. Emekli oldum. Bir gün durmadım orada. Çünkü dursaydım kim bilir ne yapacaktı beni Allah bilir. Neyse o işte yani... Hani derler ya altıncı his midir nedir? Dedim ya ben bir gün ihtiyarlayacağım. Ama o zamana kadar ben bunu yapıyorum ya. İşte o ilk yaptığın dönem bana lazım. Nereden öğrendin bunu? Ha işte düşündüm yani. Ben bir gün gelecek ki araba süremeyeceğim. Yani büyük araba, ticari araba diye. Ben ne yapsam ki? Bir yerde de iflas etmiştik yani bu İran zamanı belediyeye girdiğim zaman. Bakkalın şeyinin önünden geçemiyorduk yani. Maaş da o zaman azdı. Ben ne yapayım ki, hani parasız bir meslek olsun. Para kazanayım ben ama para harcamayayım. O Yeni Cuma'da oturuyordum ben, orada kahvede bir kemenci çalayım. Tabii yöresel olarak insan ister istemez buna meyillidir yani kemenciye. Ya sen nerede işte kemenci yapıyorsun? Şurada burada bir kaloriferci bir arkadaş, kalorifer dairesinde kemenci yapar. Ben de gidiyorum onun yanına. Orada bir gün dedim bana ki, bakayım bir çok iktidai çalışıyor. Mesela bu şey kravatını, kemenlerini, kravatını alıp tutkalla yapıştırıyor. Dedim bana ki, ya bunu yap. Ya ben usta değilim yani, ben şoförüm. Ya bunu kanallı yap da buradan sokma sok öneriyor da düşmesin. Da orada adama burada klavyeye bastığı zaman buradan atacak burada. Meğersem adam bana dolmuş. Rahatsız edeyim mi her zaman gidiyorum hani işte. İlk defa orada işine karıştım o zamana kadar. Abla duruyorum yanında, yeni gelin gibi. Dedi ki ya kesildin kafama dedi ustaya, kitabını dedi sen.
Öyle utandım ki yani. Niye dedim ben ona adam? Ben usta mıyım da karışayım herifin işine? Ama mesela orada bir mantık yürüttüğün zaman o işte. Birkaç gün sonra bu geldi. Çayırca havali bizim oturduğumuz evin altında, orada oturuyoruz. Dedi, niye daha gelmişsin dedim. Kovaladın beni daha. Niye? Ama dedim, ben bunun iki tanesini, üç tanesinin ikisini kırarsam birini yapacağım dedim ona. Bu gitti. Öldü şimdi, Allah rahmet eylesin. Yani öyle bir teşvik etti beni ki, başkası olsa yapmaz. Dedi ki, bir de baktım biraz sonra geldi, o şeyler hala durur benim dükkan sattım diye. O iskarpılalar falan filan, tel, ağaç, o zaman bu oldu. İşte bu hartamalardan, al getirdi bana. Dedi ki lan, adamsan dedi, o iki taneyi de kırmasın dedi. Bir taneyi de kırmasın. Al yap bakayım dedi, nasıl yapacaksın? Hani, malzeme veriyor sana. Tabii, he. Yani yapamayacağımı anlay da, ama istemeyerek beni teşvik de ediyor arada. Abi o hevesle beraber ben bunlara girdim. Şimdi ben ilk defa yaparım ya, en büyük ben, en büyük usta ben. Ben hangi tel nereye takılır, akort nasıl yapılır, ben onları beceremiyorum ki. Klavye nasıl olacak, hangi ölçüde olacak. Orada gördüklerimi yapmaya çalıştım işte. Birkaç gün sonra geldi, dedi ki yaptın mı dedi. Dedim yaptım. Ama ben hiç pas vermeyeyim ona tabii. Kovaladı ya beni. Dedi ki al gel bakayım dedi. Şimdi dedim lan ben bunu al gelirsem kahveye bu çemenize illa şey olmamıştır. Beni burada rezil edecek bu adam. Dedim ona gel çıkalım terasa, orada bak. Ben dedim bir daha oraya in aşağı çık. Üçüncü kat, o zaman asansör yok. Çıktık abi, terasa çıktık. Bu aldı şemenize bir akort etti. Yani teline, ne hangi teli taktı, ona da bile bakmadı yani. Adam çalan da usta yani kendisi. Abi çemenize bir akort etti, çemenize yıkay ortalığı. Sanki amfiye bağlamışsın çemenize. Abini dedi sen mi yaptın? Ya, tabii ben yaptım öyle. Hani abi sarhoşlar da kırarım ulan abi gibi takot, bir takot vurana yerden kalamasın öyle. Ben de orada böbürlendim tabii. Ona karşı öyle. Ben sonra dedim ki ya ben bunu buna ben kendimi adapte ettim. Gideyim ustalardan da bir şey öğreneyim de. Buraya daha gitmem. Yani kovaladı beni ya. Abi Akyazı'ya kadar gittim. Sürmene'ye kadar gittim. O Sürmene'de hani ben yapmasını bilirim ama çalmasını bilmemiştim. Adam reyting yapmak için yalan konuşuyor. Yani duysun işte. Yüzüne de demişim bunu ya. İşte usta burasını ben nasıl yaparım bilmem. Hiç abi kan çıkar sır çıkmaz şey hesabı var ya. Hiçbir şey demediler bana. Bu kıskançlık oluyor değil mi yani? Yapar, satarsa falan var. Halbuki ne alakası var? Ya ne alakası var tabii. Yani, o şimdi biraz bir yerde de yani benim rızkımı veren Allah'tır. Sen benim rızkımı kesemezsin ki ya. Tabii canım, yardımcı olsa daha çok bereket olur, ya, daha çok satarsın yani. Tabii ya yani. Yardımcı olmak ne demektir ya? Vakfı çevireyim mi gitmedim? Ahd ettim ama. Dedim ki bak kimse bana sır vermedi. Ben bunu abi çok zaman geçti aradan, çok yıllar geçti. Bizim yörenin kemencesini yaptık, şu işte. Bu Rum kemencesine ben heves attım ya. Tutmuşlar ki Rum kemencesi kaba çalar. Halbuki yok, ben internette çok bir sürü usta arkadaşım var, bakarım hiç ilgisi yok. Bir arkadaş vardı abi, Akçabat'a şey, davulcudur o, karayollarında çalışıyor şey, Yıldıray. Yıldıray, ha, Türk. Bu Yıldıray Türk, ha. Dedim Yıldıray şey, Yıldıray abi, internette, bilgisayarda çeviri nasıl yapılır, abini bana öğreteceğiz. Sağ olsun da öğretti bana. Abi ben girdim mi onlarla diyaloğa? Ben. Ya ne diyeyim ben şimdi abi ya? Yani onlar Müslüman, biz gavur. Adam bana en ufak detayına kadar hepsini anlatıyor Rum kemencesi. Nasıl yapılır, ölçüleri nedir, notaları nasıl yapılır, öyle kabal diye bir şey yok ya. Notalarına göre. O hevesle ben yani 15 gün hiç bırakmadım adamı. Hala görüşürüz kendisinden, hani niye bıraktın diye bana hani ustalığı falan dedim ona tabi, rahatsız oldum ki bile. 15 gün hiç bırakmadım onu, adam işini yüzünü bıraktı, benden uğraştı. Şu şöyle olur, bu böyle olur, resim yaptı, anlamadığım zaman çevirilerde bazı hatalar olabiliyor. Resim yapar, o resimde onları yazay, çizay, atay bana. İşi çözdük biz yani.
Ustamız öyle. Şu anda mesela bir sürü makine tertibatı var mesela. O dönemler öyle bunların birçoğu yoktu. Genelde herhalde hep ev, el aletlerle değil mi? Küçük böyle. Ellerimiz hep karagan dolardı, su dolardı. Oyma yaptın mı şeyden? Tabii. Şimdi öyle bir şey yok ki abi. Her türlü alet makine var ya. Yani. Ölçüsünü ver, gir abi. Makinelere bak ya. Bu bildik sanatçılarda kimlere böyle kemençe yaptın, verdin? Var mı böyle hatırında olanlar? Çok var. 30 sene oldu ben. Ne bileyim. Vay be. Çok. Maşallah yani. Şimdi zaten benim... Said Uçer Fatmasar'ı onlar böyle... Onlar şeyde, Said Uçer, onlar ekseri şeyi kullanırlar, sen söyle adını. Bizim yöresel kemencileri kullanır Said Uçer. Hı hı. Ama başka sanatçılarda benim mesela Rum tarzı şiirlerim de vardı. Kemencelerim de vardı. Öteki benim kemencelerimde şey vardır. Ragıp aşın listeyi, ragıba yaparım bir tane. Bu Ay Yıldız. Haa, süslüyorsun onu. Ayrılır, işlemeli. Kravati bu. Benim kemencelerimde. Yani bu da çok reyting yaptı. Ayrılır. Efendim. Yani o vardı. O Ayrılır'ın yüzünden çok profesyonel kemence, Fuat Sakar'ın kemencesi neydi? Cemal Berber. Onda mesele vardı. Çalar hala da TRT'de. Var yani. Çok var. Ama aklımda kalmaz ki. Almanya'da çok var. Siz yetiştirdiğiniz böyle kemence yapmak isteyen şey oldu mu böyle gösterdiğiniz? Ya, nasıl anlamadım? Mesela ya. Kemence yapmayı öğrenmek isteyip size gelip böyle olan oldu mu? Mesela ben de göreyim nasıl yaparım diye. Ya şimdi hocam sen şimdi öyle bir soru sordun bana ki yani ha şimdiki uşaklarda nerede o? Uşak ha şimdi kakayet senin uşağın, benim uşağım neyse tenzih ederim tabii bunu. Şu an için demiyorum mesela bu diyelim 15 sene önce de olabilir. Hiç fark etmiyor. Yok değil mi? Hep aynı. Sabahtan kıkar, annem oraya de benim sigara paramı hazırlasın hemen uzun sokağa. Parayı alır hemen uzun sokağa. Bir tane hafı Samet Sık vardı da, bir tane Samet Fiyali oğlu da. O küçüğüken gelirdi yanıma, babası zaten arkadaşımız gelirdi yanıma. Çoğu derdi bana ki senin oğlun mudur diye. Efendim bir ara dedi bana ki Kür abi dedi, şey yapalım, bana bunu öğret. Yani yapımını da öğret bana. Kendisi çalardı o zaman. Küçücük küçücüktü ama çalardı kemerci. Baktı ki bu iş olacak gibi diye o bile vazgeçti yani. Sen hangi uşağı öğretiyorsun? Benim bir tane torunum var. Abi görün dersin ki koyma ne yakmayasını da yiyeyim ama her türlü melanet var onda. Dedi bana ki oğlum gel benim yanıma orada öğren işte. Gene sana cebine bir harçlık koyayım. Gelmez. Çünkü bunda akşama kadar duracaksın abi de kapalı yerde. Uzun sokak duracaksın, burada dururum ya. Kemenceyi yapıp bitirdiğin zaman, ilk yaya vurduğu zaman acaba ötecek mi, ötmeyecek mi diye. O nasıl bir duygu, onu anlat bize ya. Çünkü ötmeyen de muhtemelen oluyordur tekrar. Yok, orada. Olmaz. Olmaz mı? Profesyonel çalıştığın müddetçe olmaz. Yani ötmeyen kemence olmaz. Çünkü profesyonel çalışıyorsun. Yani yaparken zaten ona uygun yapıyorsun. Tabii ona göre yapıyorsun. Mesela ben bugün bir sol kemence aldım sipariş. Ben onu hiç tereddütsüz yapıp bitiririm, o kemence soldur. Yani çalacak mı, çalmayacak mı? Öyle bir şey aklımda geçmez zaten. Ha ilk acemilik zamanlarımızda, yeni başladığımız zamanlar biraz korkulu çalışırdık. O ayrı tabii ama biz o zamandan bile kendimizi profesyonel olarak yetiştireceğimiz için hep kendimizi o yönde işe konsantre ederdik. Tabii zaman aşımında. Mesela ne sipariş aldın? Doğu kemence, kaba. Ölçülerini biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Hepsinin standart ölçüsü mü var? Mesela boyu şu kadar olacak, derinliği bu kadar olacak. Şimdi o notasına göre değişir. Notasına göre değişir. O dediğin standart. Mesela 10 tane la kemence yapacaksın. Onların hepsi ölçüleri standarttır. Ama yani notasına göre değişik notalarda yaptığın zaman ölçüleri de değişir. Evet. Bırak müzik bilgisi olması lazım, bu notaları bilelim ya. Şimdi tabii kemencede notalar çalar. Mesela Kore'nin Hüseyin Gürsel hangisini çalardı? La mı çalardı, ne çalardı? O standart kemence herhalde. Onun kemencesi ekseri sol kemenceydi herhalde. Kalın sesli olan hangisi oluyor Çaykara tarafında çalınan? Ha onlar mi, efendim, fa. Mesela Yusuf Cemal Keskin çalıyor mesela, buraya Kanada'ya geldi birkaç gün önce. Evet. Kalın bir kemence. İşte mi kemencedir onlar. Evet. İşte do pek olmaz onlarda. Do en çok şey Rumlarda olur. Do mi kemencedir onlar. Tabii o yöre o
Hep o kemenceleri çalar yani o ses. Ben merak ediyorum mesela 3 tel, yani 4 tel taksan o da ne olur? Bu macera olur abi. Bunu yapanlar çok. Ben bir ara yaptım benim mesela arşivlerimde vardır. Denedim diyorsun yani. Tabii. Ya kemenci 3 teldir kardeşim. Niye macera arıyorsun sen? Yani reyting yapmak için çare arar. 3 telli, 4 telli, 5 telli de yapan var. Zorun ne kardeşim? Hayır ben şimdi kemence çalan bir usta olsam ben o 4 telli ya da 5 telli kemen var. Yapanlar var. Ya yapılır da zaten. Yapılmaz diye bir şey yok. Ben onu almam bir de keman alırım ha. Kemana giriyor zaman. Tabii yani ne gerek var ya. Şimdi bağlama yapılıyor mesela. Bağlamanın elektroniği var. Bunun elektroniği yapan var mı acaba? Var mı? Yaptık. Yaptık da adamlar beni yiyecektiler az da. Yani olmuyor mu? Niye kullanılmadı? Şimdi o şöyle. Bir gün ben o yukarıdaki dükkandayken yanında bir ses kayıt stüdyosu vardı. Bizim Nazi'yi tanıdın mı sen Nazi? İsmini duydum. Onun orada bir ses kayıt stüdyosu vardı. Ya adam bir kemence, keman çalıyor. Ya Boztepe'de hiç duyar yani. Öyle bir ses çıkıyor onlardan. Bir gittim baktım ki. Ha böyle 5'e 10 bir ağaç. O, ya adam ondan o zamanın parası $1000 para almış. Tabrasında işte o kemanların senegomaksin bir şeyleri var ya. O var. Öteki biliyorsun 65 o. Ya burada da bir cihaz var. Kaba görünüyor yani. Ondan yapıyorum ha. Tabii sesi o veriyor zaten elektro ya. Dedim ki abi nedir elektro keman? Yani internete girsin ki elektro utlar var mesela Coşkun Sabah'ın var da mesela ya, güzel. Elektro kemanlar var ne güzel abi dedim ya 5'e 10 kaç ya $1000 dedi o zaman korkunç bir para. Ya şimdi bunun var da kemencenin niye yok? Hadi mimarlar gibi başladık çizmeye. İşi gizli bıraktık. Ben orada bir yerde zevkime sardım. Orada benim huzur evimdi yani. Abi bir elektro kemenze yaptık. Bunun şeylerini, aksesuarlarını da aldık. Tabii onlar keman şişi. Kemenze isim yapılmamış. Onları bir şey yaptık, uydurduk, gizledik. Resimleri var görsen. Efendim, kemenzeciler bunu çekindiler almaya. Da kardeşim, gidiyorsun bir kemenze yaptırmaya, adam diyor sana ki usta, hangi seste kemenze istiyorsun? Ona göre yapıyorum sana. Sol mi, la mi, fa mi? Bu mi olmaz. Bazısı şimdi der. Hem doğaya seker hem re'ye seker. Öyle bir şey yok abi. Bu reyting. Bu elektro öyle değil. Elektroda şimdi sahneye çıktığın zaman sanatçı sana ne diyecek? Diyecek ki bana bir mi çek. Ama tık 2 dakikada. Ama bunu şimdi abi kemence fa mı? Buna sol veremezsin abi. Verdiğin zaman bozar sesi. Ama o elektro öyle değil. Adamlara bunu aşılayamadı. Aşılayamayınca tutulmadı bu. Yani yaptım. Biraz pahalıydı ama değil mi o elektronik odunlar? Tabii onun şeysi pahalı tabii. Cihazları pahalı. Ben kaç sene evvel almıştım. Bir arkadaş Almanya'dan istediydi benden. O zaman 350 bin lira korkunç bir para. Yani bundan diyelim 7-8 sene evvel. 350 bin lira. Yani parayı verdim ama dedim herhalde İstanbul'da ev kalacağım yani. Evet. Şimdi daha pahalıdır başka. Şimdi ona göre de ona fiyat yazdığın zaman kemencezidir. Kaval yapıyor musunuz? Ne efendim? Hiç kaval yaptınız mı? Torna işi, o bizim işimiz. Bu da özel bir şey gerektiriyor mesela. Bizim bir tane abimiz var Bursa'da. Kendi yapıyor ama o kadar güzel çalıyor ki. Şimdi birazdan açartım dedirim sana. Yani bana diyorsun kaval ya öyle bir şey yok yani. Ya tabii ki yani adamlar hem çalıyor hem yapanları da var. Amatör, inşaat ustası kendisi, akşam ustası. Yani. Aslında yapay yani. Eli kırık bu işe ama diyelim ona ki aslan azıcık da işi sanat olarak icra et. Şimdi adam kemenceyi almış senden sahnede çalarken karşıdan bakan adam illaki hepsi müzik dinleyicisidir. Onların içinde sanatçı da vardır. Lan şu kemenceyi kim yaptı ya şu sazı kim yaptı? Estetik diyorsunuz değil mi? Tabii sanat göster onda. Ya sesi var ya olmaz. Evet. Kül abi çok teşekkür ediyorum. Ya. Bu çok güzel oldu. Ya. Kardeşim. İşte doğallığını şu an yakaladık. Değil mi? Bir el salla bize istersen. Hadi. Çok sağ olasın. Selam.